Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben röportajımı öncelikle Ahmet Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Ahmet Bey kimdir ve sektörle tanışmanız? Buyurun. Sektörle tanışmamız 2009 yılında AKM tekstil bünyesine çalışmaya başlamakla başladım. Dönem içerisinde işte dikişinden kalitesine kadar şu anda tamamıyla yönetim kuruluna bulunmaktayım. Genel müdürlük vasfım vardır. Evet. Ürünlerimizin tamamıyla kalitesiyle ilgili sorumluluk sahibimdir. Evet. Yapmış olduğumuz bu ürünlerin hepsi tamamıyla kalite standartlarına uygun, sertifikalara uygun bir şekilde üretim yapılmaktadır. Pamuk oranımız, kullandığımız kumaşlarda pamuk oranımız daha yüksek. Polyestere nazaran daha yüksek bir şekilde kullanmaktayız. Yapmış olduğumuz ürünlerimizin tamamı, %99'u diyebiliriz ki bunların hepsi yurt dışına gidiyor. İhracat ağırlıkta gidiyoruz yani. Evet. Neler var peki ürünlerde? Sadece kız çocuğuna ve erkek çocuğu var. İki bölüm yani. 6 aydan 11 yaşa kadar ürün grubumuz mevcuttur. Evet. Kız çocuğu ve erkek çocuğu üzerinde ürün gruplarımız vardır. Günlük ürünlerimiz vardır. İşte düğünlük ürünlerimiz vardır. Yapmış olduğumuz ürünlerimiz zaten müşterilerimizin istediği ve modaya göre uyum sağlayarak gitmektedir. Evet. Zor bir iş yapıyorsunuz ama Ahmet Bey. Hizmet evet. Sektörü zor. Yani de çocuklara hitap ediyorsunuz. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Yani olmazsa olmazlar mutlaka vardır. Evet. Çünkü yaklaşık 30 yıllık bir geçmiş var firma bazında. Bizim müşterilerimiz zaten çocuklardan ziyade annelerdir. Annelere ve babalara hitap ederiz. Çünkü bir çocuğu, 2 yaşındaki bir çocuğu, çocuk kendisi beğenemez. Annesi beğenir ve annesi çocuğunu alır. Ve buna uygun olarak da bir konsept hazırlarız. Günün renkleri, günün tarzı ve günün kullanılabilecek rahat ürünlerini yapmak için mücadele ederiz. Tabii güncel sürekli takip etmek gerekiyor tabii. Tabii aynı şekilde güncel takip etmezseniz zaten geride kalırsınız. Peki biz sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani biz bu konuda bilinçsiz yani. Anne baba evet. olarak da hani uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Bir algı bizde. Evet. Tavsiyeleriniz ve önerileriniz neler peki? Örneğin pazarda bir ürün satılır derler ki ucuz. Herhangi bir mağazada ürün satılır derler ki ucuz. Halbuki ucuz, ucuzun dibi yok. Her zaman bir ucuz vardır. Ama kalite ucuza alınmaz. Kalite de ucuza alınmaz. Çünkü kaliteyi ucuza almanız için bir yerden bir kaçak vermek zorundasınız. Bizim yaptığımız ürünlerimizin tamamı sertifikalı ürünlerdir. Kanserojen madde içermeyen boyalar ve nikeller kullanılmaktadır. Ve kullandığımız kumaşlarda pamuk oranı yüksek olduğu için bizim ürettiğimiz ürünlerde alerjiye karşı hiçbir şekilde etki edecek ürün bulunmamaktadır. Biz buna özen gösteririz. Kalite burada ortaya çıkıyor. Tabii ki bunlar da maliyetlere yansıyor. Ama kalite yapmak istiyorsanız bunları hepsini yapmak zorundasınız. Evet. Peki fuardayız. Fuarın bugün ilk günü. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Fuarımız bizim BTSO tarafından desteklenen güzel bir fuar geçiyor. Çünkü alım heyeti getiriliyor yurt dışından. Takdir ederse ki URGE bir projemizi başlattık. URGE projesinde de biz dünyada 3. bronz madalyayı aldık. Yani bu da şu demek, dünyadaki ilk 3'ün içerisine URGE projesi olarak bebe sektöründe biz bunu başardık. Projeyi biraz bahsetmek isterseniz dinleriz aslında. Uluslararası Rekabet ve Geliştirme Platformu da altında bir projedir. Bu Ticaret Sanayi Odası'nın ve BTSO'nun desteklediği bir projedir. Alım heyetlerinin getirildiği bir projedir ve alım heyetlerinin getirilmesi de şu demektir, Bursa ekonomisine bir katkı sağlamaktır. Çünkü gelen müşteriler doğru müşteriler ve dünyanın her yerinden, İtalya'dan, Rusya'dan, Fas'tan, Cezayir'den, Libya'dan, Katar'dan müşteriler sürekli getirilmektedir. Böyle bir dönemde baktığınız zaman bu müşterilerin gelmesi de tabii ki bizim gibi imalatçılar için iyi bir anlam kazandırır. Evet, çok severek yapıyorsunuz Ahmet Bey mesleğinizi. Evet. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Eğer sevmezseniz başarılı olamazsınız. Aşık olmanız lazım. Bazen yaptığınız ürünlerle haşır neşir olmak zorundasınız. Uykularınız kaçar, aklınıza gelir, rüyalarınıza girer. Çünkü o ürünü o çocuğa giydireceksiniz. O çocuk onu benimsemeli, o çocuk onu sevmeli. Eğer çocuk onu sevmezse zaten giymez. Evet. Hepimizin içinde bir çocuk ruhu vardır zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Ne güzel, ne kadar güzel. Biz de temsil ediyorsunuz aslında evet. Dışında. Evet. Önemli. Türkiye açısından tabii ki bizim yurt dışında katıldığımız fuarlarımız da vardır. BTSO'nun teşvikiyle verilen, desteğiyle yapılan fuarlarımız var. İlk bu fuarlarımız Amerika ile başladı. New York'a gittik. Oradan Güney Afrika'ya gittik. Cape Town'a, Johannesburg'a. Sonra Rusya'ya, Moskova'ya gidildi. Tekrar Amerika'ya, Las Vegas'a gidildi. İran'a gidildi. Ve şu anda da Almanya'ya gidildi ve gidilecek Ukrayna. Sırada Ukrayna var mesela ve dünya pazarlarını bu şekilde açılmaya hedefliyoruz.
Yani Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak için mücadele ediyoruz. Türkiye'de bir üretimin olduğunu insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Evet, ki üretimde çok geriyiz. Evet. Yani var mı böyle gençlere bir tavsiyeniz? Ahmet Bey, yani bu işe yeni girecek olanlara şu zamanki gençlere en çok tavsiyemiz, işini severek yapsınlar. İşten kaçmasınlar. Çünkü işinizi severseniz hayatta her zaman için ayakta kalırsınız. İşinizi sevmezseniz işsizlik sorunuyla karşılaşırız. O da bizim için iyi değil. Evet. Bunu hatırlatalım. İstediğiniz noktada mısınız peki Ahmet Bey? Yani hedeflere ulaşabildiniz mi? Hedeflere her geçen gün ulaşıyorsunuz. Ama hedefleriniz hiçbir zaman bitmiyor. Her geçen gün farklı hedef var. Her geçen gün değişik pazarlara girmek için mücadele ediyorsunuz. Ve bunu da katma değerini olarak katmaya çalışıyorsunuz. Ülke adına yararlı bir şeyler yapmak için buna da mecburuz. Evet, biz de bu yolda başarılar dilerim size. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, buradan artık son sözlerinizi alalım. Buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Röportajımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Yani en iyisini yapana kadar, daha iyisini yapana kadar en iyisi bu demek en doğru olur. O zaman biz de herkesi buraya davet edelim. Sizlerle tanışmaya, bir çay kahve içmeye. En azından bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun.